أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzun bir aradan sonra derslerimize tekrar başlıyoruz. Biliyorsunuz her sene Ramazan ayında ders yapamıyoruz. Günler çok uzun olduğu için. Bir de Temmuz ayında dostlarımız tatile gittikleri için ders yapamıyoruz. Bugünden itibaren inşallah salı derslerimiz, önümüzdeki İlk cumartesinden itibaren de cumartesi derslerimiz başlıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayının 15'inde biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir olay oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben öyle bir olayın olacağını zaten bekliyordum. Şimdi bekliyordum derken insanlar işi siyasi olarak düşünüyor. Ben öyle değil. Siyasi olarak beklemiyordum. Bunu kendilerine de söyledim. Aracılık ve Şirk kitabımızda da vardır. Yani sadece Fethullah Gülen'e değil, diğer tarikatlara, Allah'ın kitabından uzaklaşmış olan bütün gruplara söylediğimiz şeydir. Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. En'am suresinin 44. ayetini açarsanız orada hep birlikte görürüz. ...131. sayfada bendeki mealde. Burada Cenab-ı Hak diyor ki: "Felemma nesu ma zukkiru bihi." Kendilerine yapılan bilgilendirmeyi, kendilerine anlatılan doğru bilgileri ne zaman ki unuttular, yani unutmak aslında gerçek manada unutmak değil, göz ardı etme manasında unutmak. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Onlara her şeyin kapılarını açtık. Çünkü insanları doğru yoldan uzaklaştıran dünyayı ahirete tercihtir. Sizin istediğiniz dünya mı? Alın bakalım dünyalık. Peki nereye kadar? İşte mesela Fethullah Gülen grubunun ne kadar büyük bir sermayeye hükmettiğini dünyada bilmeyen yok. Pensilvanya'ya ben gittiğim zaman, daha doğrusu New York'a gitmiştim, bir uğrayabilir miyiz dedikleri zaman ben de gittim. Kendisine aynen şunu söyledim. 115 ülkede yapılandığınızı söylüyorsunuz. Yahudi ve Hristiyanlarla diyalogluk bulunduğunu söylüyorsunuz. Gelin diyaloğu bütün insanlığa açın. Kur'an merkezli olsun ve fıtrat merkezli olsun. Allah'ın dini kainata hakim olsun diye. Peki demişlerdi ve bir protokol hazırlamıştık kendileriyle. Son derece de güzel bir protokol olmuştur. Fakat bunları dinlemediler. Kitap yazdık biliyorsunuz. Kendisi buradayken, daha Amerika'ya gitmemişken, ben Süleymaniye Camii'nde onun yaptığı yanlışları kürsüden anlatırdım ama isim vermezdim. O da bana Zaman Gazetesi'ndeki köşesinden cevap verirdi ama o da isim vermezdi. Zaman Gazetesi'nde bir sayfası vardı onun. Fasıldan fasıla diye. Sonra bir gün demiş ki işte Abdülaziz Hoca iyi bir alimdir ama ruhaniyatı bilmez. Onun yakınları geldi bana, Fethullah Hoca böyle söylüyor dedi. Dedim vallahi çok doğru söylemiş. Ben gerçekten bilmem ruhaniyetin ne olduğunu. Bir gün bana bir anlasın.
Bunu duyan, onunla yakın alakası olan zenginler devreye girdiler, bizi görüştürmek için bir türlü başaramadılar. Sonra Amerika'ya gitti. Aracılık ve şirk kitabını yazdım, bastırdım ve ilk nüshasını kendisine gönderdim. O kitabın yazılma sebebi o, nurcular ve tarikatlardır. Şimdi bizim burada ne tarikatlarla alıp veremediğimiz bir şey var, ne Fethullah Gülen'le, ne mezheplerle. Tek istediğimiz şudur: bu insanlar madem Müslüman olduklarına inanıyorlar, Müslümanlık adına ortaya çıkarılmış hurafeleri değil, Allah'ın kitabını esas alsınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dini yaşasınlar diye uğraşıyoruz. Ve kendilerinin de bize yapacakları her türlü tenkide açık olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ondan dolayı işte gittim bizzat ilk görüşmede Mahmud Efendi ile, ki o toplantıda Cübbeli Ahmet Efendi, Ahmet vardı. Ahmet Vanlıoğlu vardı. Bayram Ali Kara Mustafaoğlu vardı. Bayram Ali Öztürk vardı öldürülen. Hızır Hoca vardı öldürülen. Abdullah Usta Osmanoğlu vardı. Onların hepsinin yanında son derece açık ve net olarak yanlışlarını kendilerine gösterdim. Sonra baktım düzelecekleri yok. Onlarla ilgili ve diğer tarikatlarla da görüştüm. Bizzat yani kendileriyle görüşerek, görüşmediğim tarikatlar tabii ki var. Arkasından işte Fethullah Gülen'le bizzat görüşerek, nurcularla bizzat görüşerek, kendilerine elimden geldiği kadar doğruları anlatmaya çalıştım. Şimdi bu işin ne kadar zor olduğunu işin içerisine girmeyen bilmez. Bir açıdan bakarsanız dünyanın en zor işi, bir açıdan bakarsanız dünyanın en zevkli ve en kolay işi. Eğer siz insanların iltifatını beklerseniz, herhangi birisi bana aferin derseniz bu yola girmeyeceksiniz. Çünkü eskiden hemen hemen bütün tarikatlar, hemen hemen değil, bütün tarikatlar fetvalarını bize sorarlardı. Nurcular bize sorarlardı. Hemen hemen kelimesi fazla yani. Herkes işte bizim dergide yaz, bizim gazeteyle röportaj yap, işte şu televizyona çık falan. Nasıl bu işe girdiysek biz yapayalnız kaldık. Eğer etrafımızda birisi olsun deseydik derhal vazgeçmemiz gerekirdi. Şimdi burada şey de yaptık. Yani dünyanın en büyük ekonomik kuruluşlarına danışmanlıklar yaptık. Türkiye'nin en büyük zenginleriyle yakından tanışıklığımız var. Bütün zenginler, bütün güçlüler, bütün itibarlılar tamamen etrafımızdan çekildiler. Kimse kalmadı. Çünkü hedefi dünyalık olan kişinin bulunacağı bir yer değil. Ama bu işin zor tarafı, işin kolay tarafı şu: Allah-u Teala o kadar büyük yardım ediyor ki bunu yaşamayan bilmez. Şu anda bizim gelirimizle giderimiz arasında tam 1000 kat fark var. Tam 1000 kat. Sıkıntı çekiyor musunuz? Hayır. Sizin tanıyabileceğiniz büyük zenginlerden sadece 2 tanesinden geçen aya kadar ayda 30 bin lirayı geçmeyecek şekilde borç alabiliyordum. Borç. O da 1 aydan fazla da vermiyorlar. Şimdi onların ikisi de artık tamam dediler. Ben de çok sevindim. Dedim demek ki Cenab-ı Hak bize çok büyük kapılar açacak. Bu onun habercisidir.
Çünkü hep öyle oldu şimdiye kadar. Hep şimdiye kadar öyle oldu. Allah'a çok şükürler olsun. İşte bu vakfın bulunduğu binayı satın aldık. Bir kere elimizden aldılar. Tekrar aldık. İkincisinde mahkeme kararıyla elimizden aldılar ki hakkında çok açık kanun olmasına rağmen. Yargıtay'da onayladı. Şimdi anlıyoruz ki hakimlerde farklı şeyler varmış. Üçüncüsünde biz buraya sığmıyoruz dedik. Bakanlar Kurulu kararıyla istimlak ettiler. Kendi bağışladığım binada şu anda kiracıyız. Peki sıkıntı var mı? Kesinlikle yok. Çok büyük hayırlara vesile oldu. Şimdi ama öte taraftan bu tarafı böyle. Ama Cenab-ı Hakk'ın önümüze açtığı kapılar o kadar muhteşem kapılar ki şimdi arkadaşlarımız oturup konuşuyoruz. Şu bilgiyi mi bütün dünyayı mı tercih edersiniz diyorum. Ya dünya ne ki yarın geçer gider ama bu bilgiyi tercih ederiz diyorlar. Şimdi ben burada hepsine çok açık ve net olarak söylemişimdir. Bakın, Cenab-ı Hak size öyle bir ceza verir ki onun altında ezilir gidersiniz. Bir de ahiret cezası var. Şimdi tekrar okuyorum En'am 44. ayeti. Burada diyor ki Allahü Teala فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ kendilerine hatırlatılan doğru bilgileri ne zaman unuttular? Verilen nasihatleri ne zaman unuttular? Unutmuş gözüktüler. فَتَحْنَا لِهِ مَبْوَابَ كُلِّ şey önlerine her şeyin kapılarını açtık. Son derece geniş imkanlar önlerine çıktı. حَتَّى اِذَا فَرِحُوا şımardılar. Şimdi mesela biraz sonra şımarıklıkları ile ilgili şeyi göreceksiniz. Mesela Fethullah Gülen kendisini ilah olarak görüyor. Ha şimdi şu var, geçen de televizyonda konuşan, ondan ayrılmış olan Nurettin Veren'di değil mi? Ha, ona işte her gün 30 tane ilaç içirdiklerini, o ilacın onun şuurunu bozduğunu söylüyor. Öyle olabilir tabii. Biz o işin o tarafını bilmiyoruz. Ama şu anda ortadaki şey o. Kendisini bir ilah olarak görüyor. Sen mi okuyacaktın onu? Sen mi? Sen mi? Şey olarak, insanı kamil olarak kendisini nasıl gördüğünü bir anlat bakalım. Ama önce şu ayeti bitireyim. Bütün şeyleri önlerine açtık. Şımardılar. Şimdi şımarıklığı göreceksiniz orada. اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً hiç beklemedikleri bir anda onları yakaladık. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ bir de bakarsınız ki her şeyden ümitlerini kesmişler. Şimdi doğrusu şu, gerçekten 15 Temmuz mesela geçen sene o gezi olaylarında çok rahatsız olmuştum. Hatta o olay olmadan önce içimde rahatsızlıklar başlamıştı. Ama 15 Temmuz gecesi içimde büyük bir ferahlık hissediyordum. Cenab-ı Hak bunların cezasını veriyor diye. Çünkü bekliyordum o cezayı. O cezanın günü geldi galiba diye. İşte çünkü Allahü Teala elbette ki vaadinde haktır. Ümit ederim ki tevbe ederler. Çünkü bu çok İyi bir fırsattır kendileri için de, tevbe etmeleri için de. İnşallah yola gelirler. İşte diyor ki onlar büsbütün ümitlerini keserler orada. İşte o noktada bulunuluyor. Şimdi nasıl şımardıklarını maddi olarak biliyorsunuz. Efendim o 15 Temmuz kalkışmasında yaptıkları suçlar ayrı bir konu. İşin dini tarafı. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı yakın zamanda. İşte şey Din İşleri neydi? Din, Olağanüstü Din Şurası değil mi? Evet. Olağanüstü Din Şurası yapıldı. Orada işte bunların yapmış oldukları yanlışları ortaya koymaya çalışacaklar ama
Bu akşam şunu anlatacağız size. İşin fiili tarafını bir kenara bırakırsak, yani adam öldürme, işte ihtilale kalkışma, bombalama, bu tabii ki hiç kimsenin savunacağı bir taraf değil. Asla savunulamaz, asla kabul edilemez bir şey. Ama öyle bir kafa yapısına getiriliyor ki, onlar için kendilerinden başka yaşama hakkına sahip olan kimse yok. Şimdi bu inanç acaba sadece Fethullah Gülen'de mi var? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı farklı bir inanca mı sahip? Biliyorsunuz biz burada IŞİD dolayısıyla çok sayıda dersler yaptık. Gayet iyi biliyorsunuz. Ve sayısız konuda Şii, Sünni bütün mezheplerin IŞİD'le birebir aynı olduğunu defalarca kendi ana kaynaklarından anlattık. Şimdi de bu akşam da göreceksiniz. Fethullah Gülen'in inancını şekillendiren şeyler neyse, Diyanet'in yayınlarında olanlar da odur. Göreceksiniz işte, kendi kaynaklarından okuyacağız bu akşam. E peki, şimdi anlıyor musunuz o din şurasına bizi niye davet etmediler? Çok iyi yaptılar çünkü biz gitsek ağızlarını açamazlar ki. Hiçbirisi konuşamaz. Çok iyi yaptılar. Gerçekten çok iyi yaptılar. Ben şaka olarak söylemiyorum bunu. Bizim orada şeyimiz yok çünkü. Biz söyleyeceğimizi söylemiş, yazacağımızı yazmış, bütün her şeyi yazılı hale getirmişiz hem de. Herkesin kapılarında onlarla görüşmek için randevu talep ettiği zamanlarda hiçbir zamanda ara vermemişiz. Ama niyetimiz bu insanları yok etmek değil. Bu insanların içindeki kötülüğü yok etmek. Şu anda da ona uğraşıyoruz. Şu anda niyetimiz Diyanet'i ya da işte bir başkasını kötü göstermek değil. İlahiyat fakültelerini kötü göstermek değil. Ama bunların anlattığı dine kimse inanmaz. Bunu çok iyi bilin. Yeryüzüne hiç kimse inanmaz. Böyle bir din olmaz. Bu Allah'ın dini değil. Bu başka bir din. Bu bambaşka bir din. Onun için size söylemiştim. IŞİD nasıl güzel bir fırsat dediyse, çünkü bir musibet bir nasihatten hayırlıdır. Bu Fethullah olayı da inşallah çok güzel bir fırsat olur. O işin fıkhını daha çok ilgilendiriyordu. Bu da akaidini ilgilendiriyor. Evet, Fethullah kendisini nasıl görüyor? Evet, hadi bakalım. Kalbin Vedat'tan dinleyelim. Zümrüt Tepeleri isimli bir eseri var Fethullah Gülen'in. 4 ciltlik bir kitap. Burada tasavvufi ilimler ve tasavvufi kavramlardan bahsediyor. Dolayısıyla bu kitap içerisinde yazanlara Türkiye'deki geleneksel yapıya mensup hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün değil. Burada yer alan maddelerden bir tanesi de... Sen de kitabı da göster. Şöyle göster. Yok, bizim kitabı göster. Evet. Bak yayınladığımız, bakın bu kitap da 90'lı yıllarda yazılmıştı. Şimdi oradan oku bakalım. Yani Fethullah Gülen'in kendi kitabından alıntı var burada. Orada kendini nasıl tanımlıyor? Oku orada. İnsanı kamil, Allah'ın işlerinin... Yani bu akşam söylemiyoruz. Onun için diyorum. Onun için yazdığımız kitaptan okuyoruz. Efendim 15 Temmuz'dan sonra görüşümüz değişti değil. Eskiden neyse bugün de o. Evet, oku. İnsanı kamil, Allah'ın işlerinin, isimlerinin, özelliklerinin, hatta Allah'ın zatına ait işlerin en parlak aynası demektir. Aklınıza... En başında kendisine insanı kamil diyor bir kere, o kısmı okumadım. Fethullah kendisi insan, Fethullah ile ilgili bölüm mü orası? Evet, Fethullah Gülen der ki. Kendisi insanı kamil diyor bir kere. Ondan sonra insanı kamil anlatıyor. Şimdi sen cümle cümle bir daha oku. İnsanı kamil, Allah'ın işlerinin, isimlerinin, özelliklerinin, hatta Allah'ın zatına ait işlerin en parlak aynası demektir. Bak, Allah'ın ayna neyi gösterir? Aynanın karşınıza geçtiğin zaman neyi gösterir? Kendinizi gösterir, değil mi? Allah'ın aynasıymış insan-ı kamil. Allah'ın nesini gösteriyormuş tekrar söyle?
İsimlerini. İsimlerinin özelliklerini. Allah'ın isimleri Fethullah'ta varmış. Bu Fethullah'a mahsus değil lan söyleyeyim. Biraz sonra göreceksiniz. Bütün tarikatlarda vardır. Sonra biraz sonra şeyde İslam Ansiklopedisi'nde okuyacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Evet. Aklınıza insan değil miyiz ki sorusu gelebilir. Fakat potansiyel insan olma başkadır. Kişinin bütün istidat ve kabiliyetleriyle Allah'a yakınlaşıp insanı kamil ufkuna ulaşması daha başkadır. İnsanı kamil varlıklar ve olaylarla ilgisi ve onlarla müdahalesi açısından yeryüzünde Allah'ın tam halifesidir. Bak Allah'ın tam halifesidir insanı kamil diyor. Allah'ın halifesi ne demek? Allah'ın temsilcisi demekmiş. Bunu nereden okuyacağım ben size? Şimdi orada kalsın. Ben şimdi Diyanet'in, bakın buradan okuyacağım. Orada sen dur devam ederiz. Bu meali tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorsunuz. Nedir bu? Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı meal. Ama sen onu bitir. Bitir de ondan sonra okuyalım. Evet. O, Hakk'ın gören gözü, işiten kulağı, tutup destekleyen eli olmakla şereflendirilmiştir. Bak Allah'ın gören gözüymüş Fethullah. Tutan eliymiş, işiten kulağıymış. Evet. Şefkatle görülüp gözetilme, himaye edilip korunma durumunda bulunan herkesi bir anne gibi kucaklayıp bağrına basan tam bir merhamet insanıdır. Bak, herkesi, yardıma ihtiyacı olan herkesi bir anne gibi kucaklayıp bağrına basıyormuş. O derece bir merhamet insanı. Onu gördük değil mi 15 Temmuz'da o merhamet insanı? Evet, herkesi kucakladı. Evet. Bütün insanlığa rehber, yol gösterici, hadi, yolu bütün gösteren. Bütün insanlığa bu rehber, yol gösterici, hadi. Mehdi. Hadi sıfatı kimde vardır? Yalnız Allah'tadır. Çünkü Allahü Teala Resulullah diyor ki sen dilediğini yola getiremezsin. Rekefe billahi hadiyen diyor. Hadi olarak Allah yeter. Evet. Devam et. Mehdi uyarıcı ve müjdecidir. Uyarıcı ve müjdecidir. Evet. Onu gören Hakk'ı görmüş, onu seven Hakk'ı sevmiş, ona onu uyan gören Hakk'a Hakk'ı kulluk. Görmüş. O Hakk kim? Hakk'ı derken ha büyük harf, K'dan sonra da I var, şey var, apostroflu. Yani, o Hakk kim? İsmi. Onu gören kimi görmüş oluyormuş? Allah'ı görmüş oluyormuş, değil mi? Şimdi şu aşırı şımardılar ayette uydu mu buna? Hatta idâ ferihû. Evet, devam et. Ona uyan Hakk'a kulluk neşesine ermiş olur. Bak ona uydun mu Allah'a kulluk neşesine ermiş oluyormuş. Evet. İnsanı kamil adeta bütün varlığın aklı, kalbi ve ruhu gibidir. Onsuz hiçbir bütün şey... Bütün varlığın aklı. Yeryüzünün aklı o. Yeryüzünün kalbi o. Yeryüzünün ruhu o. Gördünüz mü? Kendisini ne kadar küçük görüyor. Devam et. Onsuz hiçbir şey doğru anlaşılamaz. Hiçbir ilim marifete dönüşemez. Hiçbir şeyin hayat sırları tam hissedilemez. Bak, onsuz hiçbir şey doğru anlaşılamaz. Hiçbir ilim marifete dönüşemez ve hiçbir şey ne olur? Ne olmaz dedi? Tam anlamıyla şey, hiçbir ilim tam anlamıyla hissedilemez. Hiçbir ilim tam olarak anlaşılamaz. O olacak ki ilim de olsun. Yani artık dünyada avucunda olmayan bir şey var mı? Peki, şimdi bu meali gösteriyorum size. Şimdi biz insanlara ne diyoruz? Meal okuyun değil mi? Gene diyeceğiz, elbette diyeceğiz. Ama Allah'ın ayetlerini ne hale getirmişler? Şimdi bakın burada Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan Kur'an meali. Şimdi bu meali Fethullah mı hazırladı? Kim hazırladı? Bakın. Yazarlarına bakalım. Bu meal hazırlanırken bana da teklif etmişlerdi. O zaman hem doktora yapıyordum hem fetvayla meşgul olmuştum. Kadroya girmemiştim. Allah'ın demek büyük bir yardımı varmış. Haberimiz yok yani. Profesör Doktor Hayrettin Karaman. Bugün çok etkili değil mi? Bugün bütün şeylerde katılım bankalarının şeyinde danışma kurulunda değil mi Servet Hoca? Memleketi gırtlağına kadar faize sokan adam.
Danışman bizdik. Nasıl faize fetva verdiyse bizi bıraktı, onlar onun arkasına gittiler. 2005'ten sonra. İkincisi Ali Özek, Profesör Doktor. Üçüncüsü Profesör Doktor İbrahim Kafi Dönmez. Şu anda 29 Mayıs Üniversitesi'nin rektörü. Profesör Doktor Mustafa Çağırcı, eski İstanbul Müftüsü. Profesör Doktor Sadrettin Gümüş. Burada Ali Özek ile Sadrettin Gümüş emekli olmuşlardır ama Sadrettin Hoca devam ediyor galiba, değil mi? Nerede? 29 Mayıs'ta mı? Tamam. Doçent Doktor Ali Turgut bu rahmetli oldu. Şimdi şey, Diyanet Vakfı tarafından yayınlanıyor. Bundaki yanlışları defalarca söyledik ama hiç dikkate almadılar. Ama şimdi şu anda size bir yeri göstereceğim. Bakın ki Fethullah, mesela Fethullah'ın o sözünü okuyan bir, onlara hizmet ehli mi diyorlar, bir şey diyorlar değil mi? Hizmet erleri mi diyorlar? Hizmet ehli diyorlar, tamam. Oh, amma da şey. Şimdi oradan birisi. Tamam. Şimdi onlardan bir tanesi şey yapsa, dese ki ya şu Kur'an-ı Kerim'i okuyayım bakayım ki bizim hoca doğru mu söylüyor? Çok fazla ileri gitmişler değil mi? Şimdi içine yatmaz yani. Fıtratına ters düşer. Şimdi şuraya geldi. Geliyor. Bakara suresi 30. ayet. Hatırlar ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Mesela cailun kelimesine halikun manası vermiş. Arapça bilenler için şey yapayım. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Oradan bir Bakara meali getirsenize Vedat'a. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. Şimdi bu ayete verdikleri meal. Hemen bunun altına düştükleri dipnot. Çoğunuzun elinde var bu meal değil mi? Bakın şimdi ne yazıyor? Hemen ayetin altındaki şeyde, notta. Halife vekil ve temsilci demektir. Vekil, temsilci. Nasıl vekil yaparsınız? Mesela Burhanettin Bey, sen müdürlük yaparken ne zaman vekil tayin ediyordun yerine? Sen orada olmadığın zaman seni temsil ediyordu değil mi? Allah yeryüzünden çekildi mi ki insanı vekil tayin ediyor? He? Vekil. Temsilci. Sizin bulunduğunuz yerde biri sizi temsil eder mi? He? Eder mi? Etmez. O zaman Allah bu dünyadan çekiliyor, kendi yerine başkasını bırakıyor, öyle mi? Ne farkı var şimdi? Ve daha önemlisine bakın. Allah yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış. İradesini temsil ne demek? İrade ne demek? Ne diyor? اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اِنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bir şeyi irade ettiği zaman ol der. Demek iradeyi temsil ettiği zaman ol dedi mi oluyor. Bu da aynı şeyi söylüyor. Orada ilahi hükümranlığı gerçekleştirme görevini de ona vermiştir. İlahi hükümranlık, ilahi hükümran, Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirme görevini kime vermiş? İnsana. Hani yanlış anlarsınız diye. Sen şimdi izne ayrıldığın zaman vekil senin bütün yetkilerini kullanıyor değil mi? Bu da aynı. Gördünüz mü?
Allah öyle bir izni ayrılmış ki bir daha dünyaya gelmeyecek. Öyle, başka şekilde olmaz. Hadi buyurun. Bu da Kur'an meali. Laf söylüyorsunuz. Peki bunları yazanlar neydi? Fethullah'ın günah galerisi miydi? Neydi öyle bir şey? Günah galerisi. Ha, günah. Nasıl o galeriye girdiler mi? İlk önce kendilerini görecekler orada. Yapacakları şey hemen aynalara boya sürmek olması lazım ilk önce. Gözlerini de kapatacaklar, ellerine ne geliyorsa toplayacaklar. Başka çaresi yok. Çünkü birilerine şu işi yaptım demek için. Peki şimdi başka. Bakın daha ağır şey var burada. Fethullah'tan çok daha ağır suçlar işlenmiş burada. Ben şimdi size söyleyeceğim. Bakın. Diyor ki, yani Allah diyor ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani bir temsilci, vekil. Birisini kendi yerime temsilci bırakacağım demiş oluyor bunlara göre, değil mi? Öyle değil mi? Hemen o zaman melekler ne diyor? Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzüne fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? Allah'ın temsilcisi fesat çıkaracaksa kendi yerine başkasını bırakan ne yapıyormuş? Ne yapıyor olur? O da daha büyük, o da fesatçı demektir, değil mi? Demiş olmuyorlar mı? Senden çektiğimiz yetmiyor mu? Başımıza bir de insanları bela ediyorsun. Öyle olmuyor mu? Bu daha ağır değil mi? Bu mealleri yapanlar hiç düşünmüyor mu bunu? Arapçaları yok mu o kadar? Yakından tanıyorum, biliyorum. Gayet iyi Arapça bilirler. Bilmeyen insanlar değil. Şimdi peki bir başka açıdan bakalım. Bizler seni hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken ne demek? Ben bunu okurken şey aklıma geliyor. Bir erkek diyor ki karısına, ben bir ikinci eşle evlenmek istiyorum. O kadın da diyor ki gözüne dizine dursun. Saçımı süpürge ettim, yaralamadım. Şimdi melekler de aynı şeyi söylemiş olmuyorlar mı? He? Öyle olmuyor mu? Bak biz seni hamdinle takdis edip dururken yeryüzüne fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? Şimdi o ikincisi gelecek, ortalığı karıştıracak. Şimdi bir de o var yani. Ya bunu da ve bunu da Allah'ın kitabına söyletiyorsun bak. Allah'ın kitabına söyletiyorsun. Peki şimdi Fethullah'ı takip eden sıradan vatandaşlar var. O şeyleri söylemiyorum. O günah şebekesi orada iş görev olanlar ayrı. Bir de arkadan farkına varmayan insanlar var. Onlar burayı da okudukları zaman bakacaklar, bu daha ağır ya. Demek ki din buymuş diyecekler. Peki sen bu insanlara doğruları anlattın mı ki de bu adamları suçluyorsun şimdi? Hocam, meali nasıl olmalı? Şimdi biraz sonra okuyacağız. Şimdi biliyorsunuz biz bunların yanlışlarını ortaya koyduğumuz zaman herkes bizi yalnızlaştırdı. Size defalarca anlattım. Bir gün hanımla beraber bir camiye gittik, ikindide. O mahfile çıktı, ben aşağıdayım. Şimdi alışmış, ben bir camiye gittiğim zaman yarım saat, bir saat çıkamıyorum. Çünkü millet etrafımı sarıyor, sorular soruyor. Bu defa yani yukarıdan bakıyor ki ne zaman çıkacaksam o da benimle beraber çıksın. Ben de zaten baktım, kümeleşmişler sağda solda birkaç tane. Bana bakıyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar. Bakıyorlar, konuşuyorlar. Şimdi dışarı çıktı, hanım bana dedi ki ya bunların hepsi sapık da sen mi doğru yoldasın dedi.
Dedim vallahi ben de şu anda tam onu düşünüyordum. Şimdi bunlar zenginiyle, siyasisiyle, cemaatiyle, tarikatıyla, üniversiteleriyle. Fatih Orum'un üniversitede öğretim üyeliğine son verdiler. Niye verdiler? Ne suçu vardı? Yardım doçentlik kriterlerine göre son vermeleri mümkün olmadığı için raporu hazırlayanlar doçentlik kriterlerine göre rapor hazırladılar. Gene de olmadı. Sonunda şimdi öğreniyoruz. Hakimlere ayarlamışlar, görevine son vermişler. Peki kardeşim, siz üniversitesiyle bize karşı çıktınız. Gelenekçileriyle karşı çıktınız, yenilikçileriyle karşı çıktınız, şeyle tarikatlarıyla, cemaatleriyle, her şeyinize bize karşı çıktınız. Şimdi haklı olduğumuz anlaşıldı. Peki şimdi niye gene aynı şekilde bizi yalnızlaştırmaya devam ediyorsunuz? Herhangi bir televizyon bizi bir konuşmaya çağırsa, haberiniz olsa derhal ona son veriyorsunuz. Bakın bir televizyon kuruluşu, ben hep söylüyorum, bak beni çağırdığın zaman ilan etmeyin, programda haberleri olsun, sürekli söylüyorum. Ama bu da o görevliler yazıyor, bir saat öncesinde yazınca hemen durduruluyor. Bir tane televizyoncu da tutmuş bir hafta öncesinden yayınlamış. Abdülaziz Hoca cumartesi günü şey yapacak. O programı yapan dedi ki ya hocam programa itiraz ediyorlar ama ben kesinlikle ya beni bana program yaptırmazlar ya da ben seninle bu programı yapacağım dedi. E tamam dedik. E niye açıkladınız ki? Açıkladık dedi. Özellikle açıkladım dedi. Televizyondan kaldırılmadığı için televizyonun sahibini Ankara'ya çağırmışlar. Geri dönmüş, o programcıya demiş ki bana ne dediklerini sana söyleyemem ama maalesef yapamayacağız demiş. Yahu kardeşim, hani siz düne kadar anladık, hadi bizim. Şimdi meseleyi anladınız, niye gene bizden kaçmaya devam ediyorsunuz? Ne oluyor? Bak biz şimdi gene doğruları anlatıyoruz Allah'a şükür. Şimdi ayetin doğru mealini bir oku bakalım burada. Ve o halife kelimesiyle ilgili dipnotu oku. Sahibin, Rabbin bir gün meleklere yeryüzünde bir muhalif varlık yaratıyorum dedi. Muhalif melekler... varlık. Bakın dikkat edin, karı koca birbirine muhaliftir. Evlat, kardeşler birbirine muhaliftir. Yapıda muhalefet vardır. Evet. Melekler, orada tabii düzeni bozacak ve kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun? Ama sen yaptığını güzel yaparsın. Sana içten boyun eğmemiz bundandır. Senden dolayı onu değerli sayarız dediler. Allah, bak sen yaptığına göre mutlaka doğrudur dediler. Bak burada az önceki tenkitler var mı? Evet. Allah, ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Tamam. Dipnotu oku halife kelimesini. Muhalif varlık halifenin sözlük anlamıdır. Halif kelimesine mübalağa abartı için ta'nın eklenmesiyle oluşmuştur. İsmi fail olarak halif, birinin yerine geçen, muhalif olan veya arkada kalan, ismi mef'ul olarak mahluf da yerine başkası geçen, muhalefet edilen ve arkasında birini bırakan demektir. Allah-u Teala şöyle demiştir, Rabbim farklı tercihte bulunsaydı insanları tek bir toplum yapardı. Sahibinin, Rabbinin ikramda bulundukları dışında kalanlar her birbirlerine muhalif olmayı sürdüreceklerdir. O, onları bunun için yaratmıştır. Tamam. Şimdi bu halif kelimesi, yani bu buraya yazdığımız kelimenin sözlük anlamıdır. Zaten Allahü Teala da Kur'an-ı Kerim'i Arap diliyle indirdiğini söylüyor. Halif Arapça bilenler için hem ismi fail hem ismi meful anlamına gelir. Hem muhalif demektir, hem kendisine muhalefet edilen demektir. Hem arkadan gelen, hem kendisinin arkasından gelen manasına da kullanılır. Dolayısıyla herkes babasının yerine, annesinin yerine, başkasının yerine geçer. Ama bir de muhalefet vardır. Şimdi bakın Allahü Teala, yani Kur'an-ı Kerim'deki kelime anlamlarını da Allah izah etmiştir. Hud suresinin
118 ve 119. ayetlerinde ne diyor? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً Rabbinin tercihi farklı olsaydı elbette ki insanları tek bir ümmet yapardı. Yani aynı dine mensup yapardı. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Ama bunlar farklı taraflarda olmaya devam edeceklerdir. Çünkü muhalif varlık olarak yaratılmıştır. Melekler de bakıyor, bunlar muhalif, hem akıllı, bunlar kan gövdeye götürür, gerçekten öyle. Ama bu muhalefet ilimde olursa, bak mesela biz şimdi muhalefet yapıyoruz o şeylere, Fethullah'a da ve diğerlerine de. Ama biz muhalefeti yaparken yıkıcı değil, onlara doğruyu gösteren muhalefet yap. Bak şöyle yapmalısınız diyerek muhalefet yapıyoruz, değil mi? اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ Rabbinin merhamet ettiği başka, Allah'ın merhamet etmesi de ne olur? Allah'ın kitabına uymakla olur. Başka şekilde olmaz. Onun için Adem'le Havva o bahçeden çıkarken Allahü Teala dedi ki Taha 123'te اِحْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٌ عَدُوٌ İkiniz çıkın oradan, daha iki kişi. Biriniz diğerinin haklarının daha gözü olacak birinizin diğerinin haklarında. Yani aranızda muhalefet var. Ama فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ نُهُدًا فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَبُونَ O da فَلَا, başka ayet değil, değil mi? فَلَا يَضِيقُ وَلَا يَشْقَى وَلَا يَضِيقُ ha يَضِلُّ ha وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Tamam. Ancak diyor içinizden hanginiz benim benden bir ayet gelir de ona uyarsa içi daralmaz, sıkıntıya da girmez. Yani kadın Allah'ın ayetine uyarsa hiç sıkıntı çekmez, rahat eder. Erkek uyarsa rahat eder. İkisi birden uyarsa mutlu olur. İşte Allah'ın merhamet ettiği bunlar. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Onları bunun için yaratmıştır Allah. Birbirlerine muhalif olsunlar diye yaratmıştır. E peki bak ayet de açıkladı bunu. Siz hangi yetkiyle Arap diliyle inmiş olan Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an'da geçen bir kelimeye Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra yeni anlam kazanan, siyasi anlam kazanan halife kelimesinin anlamını verme yetkisine sahipsiniz? Bakın Resulullah'ın arkasından gelen Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh kendilerine halife dememişlerdir. Siyasi bir kelime olarak sonradan ortaya konmuş. Siz tutuyorsunuz sonradan oluşan kelimeyi sanki Kur'an-ı Kerim indiği zaman var olan bir şeymiş gibi anlam veriyorsunuz. Ayetin anlamını tamamen katlediyorsunuz. Niye? Çünkü fıkıh nasıl bozulduysa tefsir de öyle bozulmuştur. Kelam da bozulmuştur. Ahlak da bozulmuştur her şeyde. Dünyaya çözüm sunan Müslümanlar problem çıkarmaya başlamışlardır. Evet. Şimdi ne vardı ben? İnsan-ı Kamil'i şeyden okudu Vedat. Fethullah Gülen'den. Bir de İslam Ansiklopedisi'nden okusun. Yani Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İSAM. Bakın onlar ne diyorlar? Tenkit falan da edilmiyor değil mi? Yok hocam. Aynen, kabul ediliyor yani. Yok. Ahmet S. Aydın. Mehmet S. Aydın. Mehmet Said Aydın şeyin dekanıdır. Dekanı idi eskiden. Selçuk Üniversitesi İdaret Fakültesi. 22. cildinde geçiyor bu madde. İnsan-ı Kamil maddesi. Allah insanı kamil yarattığı zaman ona aklı evvel mertebesini vermiş ve kendisine bilmediği şeyleri öğretmiştir. Onun mertebesini meleklere tarif etmiş ve onlara insanın alemde kendisinin halifesi olduğunu bildirmiş. Göklerde ve yerde bulunanların hepsinin Allah'ın halifesi olduğunu bildirmiş. Bakın şimdi hiç fark var mı Fethullah'la? Şimdi bunlar hangi yüzde Fethullah'a ilmen karşı çıkacaklar? Devam et. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi onun emrine amade kılınmış.
Böylece Allah'ın alemdeki hükmü insanı kamil ile zahir olmuştur. İbnül Arabi'ye göre alemin varlığının sebebi ve koruyucusu insanı kamildir. Allah'ı ancak insanı kamil bilebilir. Çünkü o Allah isminin mazharıdır. Bak Allah isminin mazharı ne demek? Mazhar ne demek? Mazhar. Ortaya çıktığı yer. Allah isminin ortaya çıktığı yer insanı kamilmiş. Yani baktığın zaman Allah'ı karşında görüyormuş. Şimdi Cübbeli Ahmet bazen diyor ya şeyhi için, ete kemiğe büründüm. Ne diyor? Mahmud diye göründüm diyor. İşte bu, o. Evet, devam et. İnsanı kamil hak ile halk arasında bir köprü vazifesi görür. Gerçek hak ile halk arasında. Hani Allah hepsini halife yaratmıyor mu? Bak ne kadar yalan söylemek kadar zor bir şey yoktur. Çünkü yanlış olduğu belli. Sanki bir kişiyi mi yarattı Allah? Bütün insanlar. Devam et. Gerçek insanı kamil olan Hazreti Peygamber ile onun varisi olan insanı kamilin bir özelliği de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olması bakımından ahlaki kamile, kemale sahip bulunmasıdır. O, Allah isminin mazharı, yaratılışın gayesi ve Allah'ın halifesidir. Bak Allah isminin ortaya çıktığı yermiş. Yaratılışın gayesiymiş. Ve Allah'ın yani halifesidir. O olmasaymış kainat yaratmazmış diyor ya, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım diye uyduruyorlar ya. Haşa. Halbuki Allah-u Teala öyle demiyor yani. Şey, kainatı siz olmasaydınız yaratmazdım diye şöyle bir şey yok. Evet. Kitapta Hikmet dergimiz var biliyorsunuz. 15. sayısı bugün çıktı, şu an satışta. NASA'da bulabilirsiniz. Bunun doğrudan paralel dinle alakalı 6 sayısı benim elimde. Diğerlerinde de dolaylı olarak bu konuya değinildi. İşte IŞİD dosyası 11. sayı. Kelimelerle yapılan sihir yine paralel yapıyla alakalı olarak 9. sayı. Nebi ve ulemayı tanrılaştırma 8. sayı. Halifelik makamı ve teokrasi biraz önce verilen örneklerle alakalı olarak 7. sayı. Paralel dini kimler yaşatıyor 6. sayı. Paralel dinin kainat imamı Kutbu Azam 5. sayı. Yani 14 sayımız var. Bu sayının 6'sında dolaylı olarak bu konu ele alınmış ve burada sayamayacağımız kadar çok örnekler verilmiş. Ben bu örneklerden iki tanesini... Yani biz 15 Haziran'dan sonra bu işe girmiş, 15 evet. Temmuz'dan sonra bu işe girmiş değiliz yani. Değiliz, evet. Şimdi evet. İki örneği çok hızlı bir şekilde temas edeceğim ben. Yani şu bağlamda tabii. Bugün bir kısım insanın cephe aldığı, işte ötekileştirdiği, tukaka ettiği bu sistem ile esasında bunlara karşı savunma yapması, bir iki kelam etmesi beklenilen gelenek arasında hiçbir itikadi bakımdan fark olmadığına dair. Şimdi hepimizin malumu geçen hafta olağanüstü dini şura toplandı ve orada işte 14-15 maddelik bir bildirge, sonuç bildirgesi yayınlandı. Orada ki maddelerden bir tanesi bu hareketin sahte bir Mehdi hareketi olduğuna dair bir tespitti. ki işte biraz önce gösterdiğim dergilerde esasında bu Mehdi ve Mesih inancının Yahudilerde, Hristiyanlarda, Şia'da, Ehl-i Sünnet'te ve tabii ki bu paralel yapıda esasında hiç birbirinden fark edilmeyecek derecede temel ilkeleri olduğu hepimizin malumu. Şimdi yine o dini şurada bir ifade geçiyor. Deniliyor ki bu örgütün dini kaynakları şaibelidir. Doğru ama bunun örneği olarak da deniliyor ki mesela ben eğer hemen bulabilirsem şurada o ifadeyi aslından okuyayım. Bu yapının sözde dini söylemlerinde İslam'ın temel bilgi kaynaklarından çok rüyalar, gizemli hikayeler revaç bulmuştur. Şimdi benim elimde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, Hakemli Dergi'nin 5. sayısı 2002 yılına ait o dergideki bir makale. Makalenin sahibi Reşat Öngören. Şimdi şöyle bir şey var, yani bilgi kaynakları, bakın gelenekteki bilgi kaynağının da esasında Fethullah Gülen örgütündeki bilgi kaynağından farklı olmadığına dair. Keşfi bir bilgiden bahsediyor. Bizim geleneğimizde malumunuz keşfi bir bilgi var.
Hatta işte hepimiz biliriz hadislerin Muhammed Aleyhisselam'a nispetinin doğru olup olmadığına dair işte rüyalarla bunların desteklendiği, keşfi bilgilerle bunların destekliğine dair neredeyse hepsine şamil bir geleneksel şey var, düşünce var. Şimdi diyor ki keşfi bilgide yanılma öyle anlaşılıyor ki daha çok seyri sülük esnasında söz konusu olmaktadır. Yani bu işin çömezlerinde olur. Ama bu işin üstadlarında olmaz. Sülükünü tamamlayıp belli bir mertebeye ulaşanların keşfi bilgisinde hata olmayacağı belirtilmiştir. Zira bu kimselerin bu kimselere gelen bilginin doğruluğu, kesinliği ve kaynağı açısından vahiy ile eşdeğerde olduğu kabul edilir. Vahiy ile eşdeğerde. Evet. İmam-ı Gazali meşhur ama eseri... Ama vahiy ile eşdeğer de alçak gönüllülük. Tabii biraz sonra onu geçecek. Göreceksiniz. Tevazu vahiy kim ki? Daha, tabii. Biraz sonra göreceksiniz. Biraz sonra geçecek onu. İmam-ı Gazali meşhur eseri İhya'da ilham ile meydana gelen ilmin sebebi, mahalli ve ilim olması bakımından vahiy ile hiçbir farkı olmadığını, aralarında tek farkın vahide ilmi getiren meleğin görülmesi olduğunu belirtir. Vahide melek gözüküyor, orada gözükmüyor ama orada ne söylüyor biliyor musun? Orada yazmış mı ayna meselesini İmam Gazali? Yok, burada yok o örnek. Ha. İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin'in de İmam Gazali'yi yere göğe koymazlar biliyorsunuz değil mi? Ne derler? Hüccetül İslam. Tabii yani bütün deliller bitiyor. Yeni İslam'ın delili o. Başka şey diyor. Eski İslam'la bir ilgi kesiliyor çünkü. Diyor ki orada Levh-i Mahfuz'un şey diyor Allah'ın veli kulu Levh-i Mahfuz'un tam aynasıdır diyor. Levh-i Mahfuz'daki bütün bilgiler buraya olduğu gibi yansır. Zaten Levh-i Mahfuz'da da kainatla ilgili her şey vardır diyor. Peki Allah'ın enbiyası sadece meleklerin getirdiği kadarını bilir. Zavallı ne yapsın? Ama bunlar her şeyi biliyor. Diyor bizimle onun arasındaki fark şu, o melek vasıtasıyla öğrenir, biz direkt öğreniriz. Ne kadar açık gönüller değil mi? İhya Ulumiddin. Evet. Devam etsin. Evet. Gazali'nin bu görüşü daha sonra gelen önemli mütesavvıflar tarafından da benzer ifadelerle tekrarlanır. Örneğin Muhyiddin İbnül Arabi, Sufilerin kaynağı peygambere vahiy getiren meleğin kaynağı ile aynıdır. Onlar zahirde peygambere uymak suretiyle uyguladıkları ahkamı sırda Allah'tan almaktadırlar. Yani aslında sufiler peygambere uymakla ihtiyaçları yok ama yani işte teberrüken ve onlara işte bir saygı vesilesi yaparak bunu yapıyorlar. Yoksa peygamberlerin onlara öğrettikleri ahkamı sufiler doğrudan zaten Levh-i Mahfuz'dan alabilirler. Şimdi bu tabii şeyde mutasavvıfçılar filan diyor ama en azından mesela biraz önceki bildiride yazılan bu itiraz mesela bugün mutasavvıfların kullandığı bu bilgi kaynağı olarak niçin orada yerini almıyor? Sadece bu örgüte hasrediliyor. Şimdi şöyle devam ediyor. Sufilerin çoğu bilgiyi doğruluğu ve kesinliği açısından vahiy ile eşdeğerde gördükleri gibi aynı zamanda bu bilginin şeytan ve nefsin müdahalesinden korunmuş olması bakımından da vahiy ile aynı olduğunu kabul ederler. Yani birisi şunu söylememeli. Ya sen şeyhim gördüğün rüya acaba şeytani miydi, rahmani mi? Böyle bir şey söylenemezdir. Yani bu konuda korunmuştur. Vahiy Allah nasıl koruyorsa o insanlara verilen bilgiyi de korunmuştur denilmekte. Şimdi ikinci vereceğim örnek o da bu örgütün yine işte biraz önce bir takım mistik yanlış kaderci anlayışlarla ilgili şeyleriyle sonuç bildirgesinde eleştirilen bu örgütün kader anlayışı ile mesela bugün işte geleneksel ve Diyanet'in de temsil ettiği geleneksel yapının kader anlayışı arasındaki ne kadar örtüşmeyi göstereceğim. Önce okuyacağım kitap Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen'e ait. Şöyle tanımlıyor kaza ve kaderi. Diyor ki, bilindiği gibi Yüce Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu kainatta meydana gelen her şey muhakkak Yüce Allah'ın bilmesi, dilemesi ve yaratmasıyla olur.
Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir. Böyle tanımlıyor. Ezelde dilemiş olmasına. Şimdi bu biliyorsunuz Türkiye'de en yaygın ilmihallerden birisi. Peki eleştirilen örgütün kader anlayışı ne? Şimdi hani Cumhurbaşkanı emretti, Diyanet İşleri Başkanlığı Fethullah Gülen'in eserlerinde İslam'a aykırı ifadeleri bulacak, onu rapor halinde hazırlayacak. Büyük bir ihtimalle o rapor halinde hazırlanan o kitap aynen geleneksel yapıyı yansıtacak. Onun için belki de hazırlanmayacak o rapor. Şimdi buradan kitap ve sünnet perspektifinde kader, Fethullah Gülen'e ait kitap. Eleştirilen kader anlayışı nasılmış onun? Kader, her şeyi daha olmadan evvel ilmi planda ve ilmi vücuduyla Allah'a vermektir. Olma havası içine girmiş ve olma silsilesi arasında yerini almaya çalışan eşya, levh-i mahfuzun istinsahları halinde, lehv-i mah ve ispatta, Yüce Allah'ın ilmi dahilinde olmak şartıyla mükerrem ve melekler vasıtasıyla yazılıp kaydedilmektedir. Biraz önce okuduğumuz cümlenin şerhi aslında bu adamın kader anlayışı. Bir de örnek veriyor, bu söylediği tanımın delillerine geçiyor ve bu delillerden bir tanesi diyor ki, Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur diyor ki, bu bizim geleneksel literatürde de var. Diyanet'in ve onun yanı sıra diğer cemaatlerin, grupların eserlerinde de bu rivayet geçer. Rivayet şu: Şaki daha annesinin karnındayken Şaki'dir, Said de daha annesinin karnındayken Said'dir. Evet, Marx daha annesinin karnındayken beşeri idlal edecek, beşer suretinde bir şeytandır damgasını yemiştir. E şimdi Marx'ın günahı ne? Yarın cehenneme gitti. Anamın rahmindeyken öyle. Daha bu kitabı niye gönderdin ya Rabbi? Yani şimdi bunlar Allah'a alim diye demeye çalışarak aslında zalim demiş oluyorlar, değil mi? Evet, devam et. 20. asırda bize ışık tutan Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, Nedvi ve emsali, Türkiye'de de adıyla, sanıyla, yoluyla, yöntemiyle bu işi temsil eden büyük rehber, büyük harflerle yazılmış, gibi daha niceleri de ta annelerinin karnındayken Said damgasıyla şereflendirilmişlerdir. Şimdi birisi şu an tukaka edilen grubun kader anlayışı, diğeri de bunların günah galerisini hazırlayacak grubun ilmi halindeki kader anlayışı. Biz sadece iki örnek verdik. Tabii diğer örnekleri biraz önce sözünü ettiğim dergilerin sayılarında çok rahatlıkla ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Evet. Şimdi tabii bu şeyden baktım da bulamadım. Said Nursi'nin biliyorsunuz Risale-i Nurları vardır. Bu kitapta Aracılık ve Şirk kitabında yazdık. Diyor ki Risale-i Nurlar Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır. Kur'an'dan değil. Niye öyle dediğini anladınız mı? Ne dedi şimdi? Levh-i Mahfuz'da aynı olduğu için ne gerek var esas kaynakla berabersin? Niye şey melek ne getirmişse o Resulullah'ın söylediği, ama bu direkt kaynakla irtibatlı. Yani alçak gönüllülük gösteriyorlar da siz bakmayın. Fakat bu ne Said Nursi'ye mahsus, ne Fethullah Gülen'e mahsus, ne şuna ne buna. İslam alemi bu şirk bataklığı içerisinde tamamen kaybolup gitmiştir. Size defalarca burada söyledik. Fıkıh %90 civarında Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın uygulamasından uzaklaşmıştır. Ya kelamda iman kelimesinin doğru bir manasını veren bir kelam kitabı bulamazsınız. İman. Kafirliğin doğru manasını veren bir kitap bulamazsınız. Kafirlik nedir?
kafirliğin ne olduğunu doğru dürüst anlatan bir kitap bulamazsınız. Müşrikliği anlatan bir kitap bulamazsınız. Müşriklikle ilgili ayetlerin tamamını tahrif etmişlerdir. Çünkü doğru anlam verseler kendileri müşrik olacak. Ya da müşrik olduklarını anlayacaklar. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala kendisi açıkladığını söylüyor. Kitap ve hikmet indirdiğinden söz ediyor bütün nebilere. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine hikmeti öğrettiğini, yani doğru çözüm yollarını öğrettiğini ayetlerden öğreniyoruz. Buldun mu onu? Peki orayı bir oku bakalım. Yani Said Nursi'nin kaynağı da var mı orada? Dipnotu var, evet. Dipnotu var, tamam. Risale-i Nurlar ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne de batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O yani ne gökten, doğudan ne batıdan. İslami kaynaklardan da değil, batı kaynaklarından da değil. O gökten inmiş Kur'an'ın doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden iktibas edilmiştir. Bak, Kur'an'dan değil, Kur'an'ın arştaki yerinden iktibas edilmiştir diyor. Düşünüyor musunuz? Şualar sayfa 601. Evet, Şualar 601. sayfa, evet. Görüyor musunuz şimdi? İşte İslam alemi bu batakta batmışken Batılılar birazcık fıtratlarına dönmeye başladılar. Bu fıtratlarına dönmeye başlayınca biliyorsunuz Allah'ın yarattığı ayetleri okumaya başladılar. Yani kainatı, tabiatı okumaya başladılar. Birazcık varlık göstermeye başladılar. Varlık göstermeye başlayınca İslam aleminin batakta olduğunu hissettiler. O kadar kolay hakimiyet kurdular ki. Allah'a şükür ben yani hem hukuk hem ekonomi açısından Osmanlı tarihini yani en iyi bilenlerden olduğumu herkes bilir. Yani bu konunun uzmanları bilir. Şimdi Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesi var ya, gerçekten bir taraftan bakarsanız gülünç, öbür taraftan bakarsanız çok üzücü. O kadar basit yöntemlerle tarih sahnesinden silmiş, ellerindeki şeyler almışlardır ki Batılılar. İnanamazsınız, gerçekten inanamazsınız. Normal, batağa batmış, her tarafı çamur, gözü görmüyor, bir şey etmiyor, gayet normal. Elinde ne olduğunu bilmiyor. Bugün İslam aleminin tamamı öyle. Allah'ın koyduğu sınırları tamamen çiğnemiş olan bir topluluk var. Allah niye İslam alemine ceza veriyor da batıya değil diye sorarsanız Allahü Teala diyor ki ve ma kunna muazzibina hatta neb'ate rasula. İsra suresi 15. ayette. Biz elçi gönderinceye kadar kimseye azap etmeyiz. İşte siz gider de birilerine Kur'an anlatırsanız, bugün İslam aleminde iyi kötü Kur'an anlatanlar var ama Batı'da anlatanlar yok. Artık bundan sonra Batı'ya yönelip onlara da anlatmamız gerekir. Burada arkadaşlarımız da o konuda hazırlıklar yapıyorlar. Batı'daki dostlarımızla çalışıyorlar. Bütün dünyaya artık bunu anlatmamız lazım. Rusya'daki dostlarımız da bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Şimdi bu sebeple yani bu konuda çok uzar. İnşallah bundan sonraki dergimizin bundan sonraki sayısında neydi başlığı? Paralel din biraz ayrıntı vermiştik. Paralel dini çeşitli şeyleriyle yani yönleriyle ortaya koymaya çalışacağız. Paralel din özel sayısı. İnşallah çıkaracağız Allah nasip ederse. Şimdi görün bakın ki bu haliyle bu dine kim inanır? Şimdi şeyler sonuç olarak şunu söyleyelim de şu ayetleri okuyayım biraz uzadı ama olsun. Nasıl olsa akşam ezanı okunmadı. Heyecanlı konularda boş ver. Çok kişi de konuştu. Uyuyan da yok bakıyorum. Hepiniz uyanıksınız maşallah. Şimdi şu ayetleri okuyayım da buradan ne yapmamız gerektiğini ortaya çıkaralım. Şimdi
maalesef bugün Türkiye, yani bir taraftan efendim şununla bununla mücadele ederken, ekonomisini tamamen batıdan almış faiz temelli bir ekonomi. Sen neyin mücadelesini veriyorsun ya? Bir ekonomide faiz varsa o ekonominin hiç aklını başına gelebilir mi? Hiç mümkün mü? Allah'la, Allah'ın kitabıyla savaş halinde olan bir toplumdan ne beklenir? Bugün hapishaneler ağzına kadar dolmuş. Bizim tarihimizde hapishane diye bildiğimiz yerler çok, bugünkü nezarethaneden de küçüktür. Mahkemeler, hakimlerle doluyor. Şu kadar 100 tane falan yerde hakim var. Ya İstanbul'un tamamında, rakamda hata edebilirim ama aklımda kalan 17 tane hakim çalışıyordu. Yani kazalar falan dahil. Efendim jandarma teşkilatı bilmem ne. Şimdi Batı'nın dünyaya attığı en büyük kazık nedir biliyor musunuz? Kurumsallık. Bir kurumu oluşturuyorsunuz. Adam nasıl olsa bir kağıt parçasına işte şu kadar paradır diye yazdı mı 100 dolar yazarsa 100, 1000 dolar yazarsa 1000, 100 euro yazarsa 100, 200 euro yazarsa 200, küçücük bir kağıt parçasıyla getiriyor o kağıt parçasını o kurumdaki bir iki kişiye dağıttı mı o kurum tamamen onun emrine giriyor. Ondan sonra bir de kurumsallık şey yapılmış. Bakın, lütfen ben tarih tarafını bilmem. Hukuku, ekonomi elhamdülillah bilirim ama Osmanlı tarih, siyasi tarih şunu oranı bilmem. Tarihçiler lütfen araştırsınlar. Osmanlı'da kurumsal tek askeri yapı şeydi. Yeniçeri Ocağı'ydı. Padişahların onlardan neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Sonra kapatmak zorunda kaldılar. Peki Batı'yı taklit ederek askeri sistem kurdukları günden itibaren Osmanlı ne hale geldi onu tarihçiler lütfen anlatsınlar. Ortaya çıkarsınlar, biz de öğrenelim. Jandarma teşkilatı ve polis teşkilatının kuruluşu daha henüz iki asır değildir. Onlar kuruluncaya kadar Osmanlı'da kolay kolay polisiye olay olmazdı. Çünkü her insan polisti, her insan jandarmaydı, her insan savcıydı. Her insan şikayetini doğrudan hakime götürüyor, takip ettiriyordu. Karakolda ifade alma diye bir şey yok. Karakolda alınan ifade mahkemede geçersizdir. Onun için karakolda ifade alınamaz. Onun için mahkemedeki ifade mutlaka dinleyiciler huzurunda olması lazım, açık olması lazım, katılan kişilerin kayda geçmesi lazım. Dolayısıyla hiç kimseye baskı yapılma imkan ve ihtimali olmaz. Şimdi bizim bütün dünyaya örnek olan hukukumuz gitti. Bütün dünyaya örnek olması gereken yargı sistemimiz gitti. Her şeyi Batı'dan aldın. Çivili ayakkabı almışsın, ayağına giydiğin andan itibaren yürüyemiyorsun. Bu defa suçu ayağına buluyorsun, çivili ayakkabıya değil. Biz Batı'dan aldığımız her şeyi değiştirmek zorundayız. Bu yanlışları düzeltmek zorundayız. Tekrar kendimize gelmemiz lazım. Şimdi şu ayetleri okuyacağım, bakın. Bir çare olarak ne? Nisa suresi, bugün 87. ayetten itibaren demiştik. Allah-u Teala münafıklarla ilgili söylüyor. Münafık ne demek? Kendini Müslüman sanan kafir, içi kafir, dışı mümin. Bugün baktığınız zaman İslam alemindeki hocalar ve halk sadece cahillikten kurtulabilir. Bile bilerek yapmadıkları için kurtulabilir. Yoksa başka kurtuluş çaresi yok. Yani hocaların çoğusu cahildir. Niye cahildir? Çünkü bilgilerinin Kur'an'ı temelini bilmezler. Diyor ki Allah-u Teala burada فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِي اَتَيْنِ. Size ne oluyor münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz?
Vallahu erkasehum bima kesebu. Yaptıklarından dolayı Allah onları tepe üstü getirmiştir. Yani başlarına gelen kendi yaptıklarının karşılığıdır. Eturidune en tehdu men adallallah. Allah'ın sapık saydığını siz yola gelmiş göstermeye mi çalışıyorsunuz? Ve men yudlilillahu felen tecilehu sebile. Allah kime sapık olduğu, sapıklık hükmünü vermişse artık onun doğru yolda olduğunu göstermeye bir yol bulamaz. Çünkü Allah yanlış karar vermez. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. O münafıklar ister ki kendileri nasıl kafir olurlarsa siz de öyle kafir olasınız. فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Hep aynı olasınız. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا. Sakın ha onlardan yakın dostlar edinmeyin. Hatta yuhaciru fi sebilillah, Allah yolunda hicret edinceye kadar. Demek ki bunlar Mekke'de kalan münafıklarmış. Fe in tawallu fehuzuhum vaktuluhum. Eğer yüz çevirirlerse, yani bunlar şey Medine'de yaşayanlar değil, dışarıdakiler. Onları yakalayın, öldürün. Çünkü Müslüman gözükerek kafirlerin içinde yer alıyorlar. Haythu vecettumum, nerede bulursanız orada öldürün. Ve la tettehidu minhum veliyyen ve la nasira. Onlar için, onlardan ne bir yakın dost ne de yardımcı edinmeyin. Onların yardımı olmaz. Onların yardımı kötü olur. İllellezine yasiluna ila kavmin beynekum ve beynehum mithakun. Ama aranızda anlaşma olan bir topluluğa gidip de sığınmış olanlar hariç. O zaman şimdi buradan kaçmış da başka bir yere sığınmışlarsa bunların hükmü başka diyor. Evca'ukum hasrat sudurum. Ya da size geliyorlar artık işleri iyice daralmış. Artık bunalmışlar, geliyorlar. En yukatilukum, sizin de savaşma konusunda da artık bitmişler. En yukatilu kavmim, ya da kendi toplumlarıyla savaşma konusunda bitmişler. Artık tamamen biz bittik daha, biz bir şey yapamıyoruz diye gelirlerse onlara da bir şey yapmayın. Velev şaallahu le sallatahum aleykum. Yani şunu düşünün, Cenab-ı Hak farklı bir tercihte bulunsaydı elbette bunları sizin başınıza musallat ederdi, saldırırlardı. Fele katelukum, o zaman kesinlikle sizinle savaşırlardı. Savaşmayı bırakmış gelmişlerse o zaman ses çıkarmayın. Bu dışarıdan gelenler tabii. Ama bu gene bu fiili durumda olanlar hariç, yani bunlar çünkü bu ayete uymaz. Bunlar Maide 33. ayete uyar. Onunla ilgili inşallah daha sonra bir çalışma yapacağız. Fe in ya'tazalukum felem yuqatilukum ve erqab ileykumus selam. Eğer sizden artık kendi kendilerini kenara alır, efendim sizinle savaşmayı bırakır ve artık sizinle dost olma niyetlerini ortaya koyarlarsa فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا. Artık bundan sonra Allah size ona, sizin için onlara karşı bir yol bırakmamıştır. Bakın şimdi İslam'ın en güzel şeyi o. Düşman geliyor, savaşıyorsunuz mesela Bedir'de. Savaştınız, esirler aldınız. Aldığınız esirleri karşılıklı ya da karşılıklı serbest bırakıyorsunuz. Çünkü esas olan onların gönüllerini almaktır. Onun için kısa sürede İslam yayılmıştır. Dolayısıyla bugün de buna çok büyük ihtiyaç var. Burayı niye anlattık? Ya kardeşim bunların arkası, evet bunlarda çok yanlış işler yapanlar var ama yanlış yola yönlendirilen de çok sayıda insan var bilmeden. Şimdi diyorsunuz ki işte birkaç sene evvele kadar biz aynıydık. E tamam canım, adamın suçu senden iki sene sonra uyanmak mı? Şimdi uyandıysa ona da müsaade edeceksin. Peki biz 20-25 sene önce uyandık da biz ne avantaj şey yapıyor? Tekrar görmezlikten gelerek işi götürmeye çalışıyorsunuz. Yani kusura bakmayın. Evet. Onun için esas olan insanların gönlündeki kötülük düşüncesini öldürmektir. Kendisini değil. Evet, seteciduna aharine yuridun en yemenukum, bir grup da size güvence vermeye çalışır.
Ve emenu kavam kendi toplumlarına da güvence vermeye çalışırlar. Kullema ruddu ilel fiten türküsü fiha, herhangi bir fitneye, fesada, kötülüğe çağrıldı, çevrildikleri zaman böyle balıklamasını atlarlar oraya. Fe illem ya'tezilukum ve yulku ileykumus seleme ve yekuffu eydiyehum, ama bunlar sizden uzaklaşmaz, sizinle barışa yanaşmazlar ve kendi ellerini bu yanlışlardan çekmezlerse, fehuduhum, yakalayın onları, vaktuluhum haythu taqiftuhum, nerede bulursanız öldürün. Ve ulaike cealna lekum aleyhim sultanen mubina, işte onlar için onlara karşı size açık yetki vermişizdir. Dolayısıyla burada bakın Kur'an-ı Kerim bütün ayrıntıları veriyor. İnşallah yakında bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar, çalışmalar kısa sürede biter. Yeni bir ders de yaparız Allah nasip ederse. Savaştan sonra bile sizi öldürmeye gelenleri bile karşılıklı yerde karşılıksız affetme meselesi var. Gerçi bu sıcak savaş değil, tekrar ediyorum. Bu yapılan kalkışma tamamen Maide suresinin 30. ayete göre o kalkışmaya giren, suç işleyen onlar tamamen bu sözlerin dışındaki şeylerdir. Ama bir de onların içine girmemiş, sempatizan olmuş, şimdi uyanmış olan insanlar var. Burada anlatılanlar onlardır. Evet, çok dikkatli olalım. Allah yardımcımız olsun. Asıl mesele insanları kazanmaktır.